Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir bitenler ne ya? Bir bitenler videosu çekeceğiz. Işıkta biraz sıkıntı olabilir. Bir de bu aralar çok yorumlarınıza falan da cevap veremiyorum. Çünkü telefonum bozuldu. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. O canı sıkıldıkça bir bozuluyor falan. Ama bu sefer galiba dokunmatiğe gitti. O yüzden şu an annemin telefonundan çekiyorum. Telefonda da çok yer yok. Şu an 7 dakika falan gösteriyor. Hızlandırılmış bir video çekeceğiz. Çünkü benim videolarım genelde uzun oluyor. Çünkü çok konuşuyorum. Hızlı konuşursam bunu şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bunu ne zaman izliyorsanız. Şu an bir sosyal mesaj veresim geldi içimden. Böyle her kötü şey bir gün geçiyor. Yani geçmişe baktığınızda çok üzüldüğünüz şeyleri aslında zaman geçtikçe o kadar da üzülmediğinizi fark ediyorsunuz. Zamanla alışıyorsunuz falan filan. Yani öyle. Çok da şey etmeyin. Kötü bir şey olursa yine üzülün az bir şey de sonra aman boş ver deyip kalkmayın. Konuyla ne alakası var bilmiyorum ama işte evde kala kala kafayı yedim. Bu arada zamanım az diyorum. Ben yine boş yapıyorum. Olmadı böyle. Evet şimdi bir tane video konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Biten ürünlerden bahsedeceğiz. Böyle burada 3-5 bir şey var ayırdığım. O zaman ilk elime gelenle başlayalım. İlk elime gelen pastelin şu nude ojelerinden. Ha ben ojem çıkmıştı onu sürmeyi unuttum. Her neyse. Pastelin nude ojelerinden milkshake rengi. Bu milkshake rengi şimdi benim ten rengimi falan filan görüyorsunuz değil mi? Bu milkshake rengi eğer benim ten rengimdeyseniz aşırı koyu geliyor size. Yani bildiğiniz böyle sütlü kahvenin böyle açık şeyi Nescafe rengi gibi rengi. Biraz koyu. O yüzden yani size çok öneremeyeceğim. Ben bu milkshake rengini bir daha almam. Cream rengi var. O daha güzel, daha tatlı. O yüzden bunu çok önermeyeceğim. Eğer ten renginiz koyuysa bayağı esmerseniz güzel olabilir ama yani ki ben de hafif esmer bir insanım. Çok şey olmuyor. Güzel değil. Diğeri Pharmacy'nin şu Botanix şampuanı. Çok güzel kokuyor. Böyle çok fresh. Böyle orman gibi kokuyor. Zaten hani öyle bir teması var. Ama bilmiyorum. Ve yumuşacık yapıyor saçları. Ki benim saçlarım çok sert. Ama şu an yumuşacık mesela. Daha sabah bunu da banyo yaptım. Çok güzel. Bence bunu alın bir deneyin. Bir şans verin. Eğer farklı şampuanlarda denemek istiyorsanız. Normalde bir şampuandan başka bir şampuana geçtiğinizde hani kepek falan yapar ya. Bu öyle bir şey de yapmıyor. Çok böyle hafif şey bir yapısı var. Silikon, paraben falan filan da içermiyormuş. Sizin için önemliyse bilmiyorum. Ben hiç dikkat etmiyorum bir şey alırken. Yani şampuanda. Diğer ürünüm Gliss'in. Gliss'e zaten aşığım buradan. Hani eğer videolarımı izliyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Gliss'in şu sıvı saç kremi. Bu hani böyle banyodan sonra uyguluyorsunuz ya ve yıkamıyorsunuz. Ben bu tarz ürünleri çok tercih ediyorum. Hem saçım dalgalı olduğu için hani kuruduktan sonra o dalga hafif gidiyor ya. Onun hani böyle ıslanınca geri gelmesi için. Hem de saçımı yumuşatması için. Çünkü 1 milyon kere söylediğim gibi dalgalı, kolay kabaran ve kolay kabaran demişim saçım kabarmış ve sert bir saç yapısına sahibim. O yüzden de bu tarz sıvı saç kremleri çok işime yarıyor ve özellikle eğer çok güzel kokmasını istiyorsanız bunun aynı pembesinin saç kremi ve şampuanı var. Onunla beraber kullanırsanız böyle çok güzel kokuyor saçınız. Bir keresinde benim şey aklıma geldi şu an. Sınıfta dolaşıyorum. Benim zaten saçımın kokusunu bilmeyen yok. Çünkü buram buram her yer. Sınıfa girdiğimde şampuan kokuyor. Şampuan manyağı bir insanım. O konuda sütlaç gibi kokuyor demişti. Sütlaç sevmiyorum. Yani sütlaç nasıl kokuyor onu da bilmiyorum. Ama öyle bir kokusu varmış. Öyle diyorlar. Yani büyük bir ihtimalle aç bir zamanlara denk geldi. Öyle hissettiler. Sıradaki ürünüm Simple'ın şu miseler makyaj temizleme suyu. Bu Simple'ın ürünlerinin fiyatları bence birazcık pahalı. Yani bu küçük boyunu hani Simple'ın bu küçük minnak 50 milimmiş. 50 milimliğini alacağınıza gidip bildiğim böyle kocaman bir makyaj temizleme suyu alabiliyorsun. Ama bu gerçekten şöyle söyleyeyim. O kocaman makyaj temizleme suyunu 2-3 oğlamada çıkarıyorsan bu tek seferde de çıkarıyor. Ama yine de o da avantajlı gibi size geliyor boyut olarak. Ama
Bence çok güzel çıkarıyor. Bu Simple'ın ilk Türkiye'ye geldiği zamanlar Bassons'un kutusundan çıkmıştı. Çok güzel bir ürün. Gidip özel bir alır mıyım? Zannetmiyorum. Çünkü öğrenciyiz sonuçta, daha avantajlı olması gerekiyor fiyatın, ama indirimde falan yakalarsam alırım kesinlikle. Çünkü çok kolay çıkarıyor ve seyahat boyu tarzında, yani daha kolay oluyor, yani yanınıza atıyorsunuz falan. Çünkü bazen işte göz kaleminiz falan akıyor, silebiliyorsunuz kolayca. Bakayım, o zamanım çok az kalmış. Çünkü bir saattir konuşuyorum. Her neyse. Diğer ürünüm de Flormar'ın Jasmine Gitch Casual Liner isimli göz kalemi, siyah göz kalemi. Ben yaklaşık 4-5 ay önceye kadar, bir yıl da olmuş olabilir, full maskara göz kalemi, maskara göz kalemi. Ve manyak gibi böyle Arap gibi oluyordum, böyle gözlerim simsiyah falan. Çok güzel duruyor, simsiyah, fiyatı da uygun. 9-10 lira tarzı bir şey olması gerekiyor diye hatırlıyorum, bundan bir yıl önce tabii. Şu an ne kadar bilmiyorum. Simsiyah mı akıyor. O yüzden almayayım bence. Yani benim gözlerim yaşarıyor toz maske gelince. Bütün insanın gözleri yaşarır diye düşünüyorum. Hani akıyor. Ona göre şey yapın. Çok akınca da kötü bir görüntü oluyor böyle. O yüzden bir kere daha düşünün alırken. Oo, çok az bir şey kalmış. Ben iyice kafayı yedim bu arada ya. Bundan bir 4-5 yıl önce ben nasıl videolar çekmişim diyecek miyim acaba? Kendimden utanacak mıyım diye düşünüyorum. Neyse. Diğer ürünüm de şöyle bir yüz maskesi. Bunu neresinden okusam bilmiyorum. Bu bir Kore şeysi. Watsons'tan almıştım. Çok böyle yenilenmiş hissediyorum ben maske yapınca. Bu maske de böyle ekstra C vitamini falan ya, böyle bir yaz akşamı böyle sahilde oturmuşum da böyle yatmışım gibimsi bir his verdi. Alerji falan yapmadı. Yüz maskeleri tek kullanımlık olduğu için ne kadar etkisini görebilirsiniz bilmiyorum, ama benim o günlük cildim gerçekten çok parlaktı. Ne işe yaradığını da hatırlamıyorum. Korece de bilmiyorum yani. Çok parlaktı ve böyle çok yenilenmiş hissediyordum. En azından o günlük. Yani böyle yağlı bir parlak değil de sağlıklı bir parlaklık veriyordu. Çok az bir zamanım kalmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Şimdi gideceğim, birazdan böyle şık diye kapanacak. Yorumlarınıza mümkün olunca kalp bırakmaya çalışıyorum. Elimden